istiyorum öncelikle. İrem Aydın. 2013 Sarıyer Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı doktora öğrencisi, uzman eczacı Sayın Zehra Betül Kıngır hocamız. Hoş geldiniz hocam tekrardan yayınımıza. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle hani Buyurun hocam. teşekkürlerimi iletiyorum hani derneğinize hem de katılımcılarımıza. Biz teşekkür ederiz. Dipnot olarak arkadaşlar yorum kısmına sorularınızı iletirseniz daha interaktif bir konuşma olur hepimiz açısından. Buyurun hocam, söz sizde. Zehra Betül Kıngır, eczacıyım. Klinik eczacılık üzerinde çalışmalarımı yürütüyorum. Şimdi bu süreçte biliyorsunuz COVID-19 sürecinde bağışıklık sistemimiz ekstra önem teşkil ediyor. Çünkü sağlıkta şöyle bir şey vardır, hani tedaviden önce koruyuculuk önemlidir. Önce kendini koruyacaksın. Sonrasında tedavi hani önem arz eder. Bu yüzden de hani bağışıklık sistemine değinmemiz hem sizler için hem de tüm herkes için önemli bir nokta olacak diye düşünüyorum. İnşallah verimli bir söyleşi geçiririz. İnşallah. İnşallah. Hani COVID'den kısaca bahsedeyim isterseniz. Herkes zaten gündemden takiptedir ama hani virüs kaynaklı olduğunu, hatta teknik olarak RNA virüs dediğimiz bir yapı kaynaklı koronavirüs. O yüzden çok hızlı mutasyona uğrayabiliyor, hani değişikliğe uğrayabiliyor. Bu da onun hani tedavisini zorlaştırıyor. Belirti olarak ateş, öksürük, nefes darlığıyla özellikle spesifik bulgu olarak kendini gösteriyor. Hani yeni şu an ishal ve koku ve tat değişikliği olarak da hani belirtilerinde bu tarz belirtiler olduğu da eklendi. Yani şeyle Evet. karıştırmamak ama hani nezle, soğuk algınlığında olan burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma bu hastalıkta yok. Hani onu tekrar etmekte fayda var. Evet, Bir de hani bazı hastalar griple karıştırabiliyor. Grip de olsa ben Covid mi oldum acaba, korona mı oldum diye hastanelere başvurabiliyor. evet, mesela alerji hani de benzer profilde özelliklere sahip. Ama hani koronanın daha spesifik bulguları var. Hani en azından şuradan çıkarabilir kişi kendisini. Hani burun akıntısı ya da hani göz dolması COVID'de yok hani. Tabii asemptomatik şekilde de yani semptomlar olmadan da hani kendini gösterebiliyor. Ama hani asıl semptomlar ortaya çıkınca sıkıntı başlıyor diyebiliriz. Hocam, her zaman önem vermemiz gereken değerlerimiz dediğimiz konumuzun da özeti olarak bağışıklık sistemimiz nedir? Neden bu kadar önemlidir? Fonksiyonları nelerdir diyerek bir başlangıç yapmak istiyorum. Evet, şimdi hani aramızda sağlıkçı olan olmayan vardır. Hani genel olarak böyle hani tanımlamak gerekirse bağışıklık sistemi bizim vücudumuzun ülkenin savaşan ordusuna benziyor. Vücudumuzun orduları bir enfeksiyon olduğunda mikroorganizmalara karşı yani bakteri, virüs, antikor geliştiren işte hani bunlara karşı savaşan bir sistem. İç savunma sistemimiz. Yani özet olarak mikroorganizmaların vücuda öncelikle girmemesini, girdiyse atılmasını, atılamıyorsa azaltılmasını sağlayan, bunun için savaş veren bir sistem. Bunu da immün cevap dediğimiz olayla yapıyor. Yani immün globulin, antikorlar falan hani bunları üreterek yanıt oluşturuyor ve bu şekilde hani enfeksiyona karşı savaşını yapıyor. Tabii bağışıklık sistemimiz kompleks bir sistem. Yani sadece işte belli bir bölümü etkileyen bir şey değil. Vücudumuzdaki tüm doku organları etkileyen ve aynı zamanda organların da sebep olduğu rahatsızlıklar da hani bağışıklık sistemini etkileyebiliyor. Mesela deri, nazal mukoza, bağırsak, lenf, kan özellikle hani organlar, dokular. Hani bunların hepsi immün sistemle alakalı. Hani bunlar kombine bir paket diyebiliriz.
Hocam sizin de bildiğiniz üzere COVID-19'a mücadele halindeyiz. Ve bağışıklığımızı güçlü tutmak adına eczanelerdeki bitkisel takviyeler, unka gibi, Sambuconigra gibi diğer bir manada karamürver dediğimiz, propolis gibi bu tür bitkisel takviyeler mi, yoksa daha doğal sebzeler, meyveler, daha doğala mı kaçmak? İdeal olanı hangisidir bağışıklığımız için? Hangisi daha etkili ve daha önemlidir? Bunu sormak istiyorum. Evet, şimdi hani öncelikle şunu söyleyeyim, bağışıklığımızı güçlendirmek için ne yapmalıyız dersek hani normal rutinimizi bozmamamız gerekiyor. Hani normalde nasıl besleniyorsak ya da hangi takviyeleri alıyorsak öncelikle bunu aşırıya kaçırmamamız önemli. Çünkü bunu hani farklı algılayabiliyor. Hani bağışıklığı ekstra fazlalaştırmak için, yani yükseltmek için kullandığınız aynı anda 2-3 takviye sizi hani sitokin fırtınası dediğimiz olaya sürükleyip hani bağışıklığınızın o faydalı hücreleri de tehlike olarak algılamasına sebep olabiliyor. O yüzden hani öncelikle şunu söyleyeyim, hani takviye alınacaksa da hani bağışıklık ürünüyle ilgili bir takviye alınacaksa da hani en az bir İkiye aynı anda hani gün boyunca kullanılmalı. Çünkü hani ikiden fazlası artık hatta tek kullanımı daha iyi bağışıklığın aşırı yanıt vermesine, aşırı aktif olmasına ve bu da özellikle mesela virüs akciğer tutulumu yapıyor koronavirüs ve sitokinleri arttırıyor. Hani sitokinlerin arttırılarak aslında iyi bir şey yapacakken kötü bir şey yapmamıza sebep oluyor. Hani o yüzden kafamıza göre öncelikle kullanmıyoruz. Hani doktorumuza, eczacımıza soruyoruz. Hani varsa bir hastalığımız, sıkıntımız, özel durumumuz, başka kullandığımız hani ilaçlar, bunları belirtiyoruz. O şekilde bilgi alıyoruz. Hani bu açıklamaları yapayım önce çünkü hani yanlış anlaşılmasın. Çünkü şöyle şeyler oluyor. Hani sosyal medyada bu iyi diyorsun, bu da iyi diyorsun. Onu aynı anda 5 tanesini alıyor hani kişi. Ve sonra hani rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu konuda hani bilinçli olmak gerekiyor. Ve tabii ki öncelikle beslenme çok önemli. Hani Doğru. beslenme derken Akdeniz tipi beslenme, işte hani ara öğünlerimizi, ana öğünlerimizi atlamama hani gibi, böyle kendimizi sürekli diri tutmamız gerekiyor. Bağışıklık için de tabii hani meyve, sebze, işte C vitamini içeren özellikle portakal, mandalina, hani bu tarz besinleri yememiz önemli. Tabii hani normalde şimdi şöyle beslenmede de mesela normalde siz portakalı günde bir tane yiyorsunuzdur, 2 tane yiyorsunuzdur, idealdir, hani iyidir. Ama hani işte C vitamini çok iyi diye kalkıp böyle 1 kilo portakal yemenizin de hani anlamı yok. O zaman da ters tepiyor. Hani her şeyin dozu, kararı önemli. Hani beslenmemizi iyi tutuyoruz bağışıklık için öncelikle. Diğer hani tavsiyelere geleceğim. Hani öncesinde bağışıklık güçlendirici takviyeler, özellikle hani eczanelerdeki ürünlerden bahsedeyim. Hani bu konuda Çok bayağı iyi olur hocam. Evet, sorular geliyor o yönde. var. Evet. Böyle ki hani sadece COVID için demiyorum, genel soğuk algınlığı, grip, genel hastalıklar için bağışıklığımızı güçlendirecek preparatlar neler? Beta glukan. Bu bir maya mantarından, hani ekmek mayasından elde ediliyor. Hani bunlar akyuvarları aktive ediyor ve hani vücudumuzda bağışıklığımızı güçlendiriyor. Ama ne şu an hani COVID için pek bir çalışma yok. Hani hem yeni olması hem de yapılan çalışmalarda işte kanıtlı olarak bu takviye iyi gibi bir şey yok maalesef. Hani spesifik bir takviye yok. Ama genel olarak mesela beta-glukan şey yapıyor. Hani su bağışıklığımızı güçlendiren bir takviye. Yine ekinezya mesela viral enfeksiyonlarda hani daha çok grip, soğuk algınlığı için hani kullanılan bir bitki. Yani takviyeleri de mevcut. Covid'de yapılan çalışmalarda da plasebo'dan farkı görülmemiş. Yani hani normal hiç kullanmayan birisiyle
kullanan, ekinezde kullanan birisi arasında anlamda bir fark yok. Hani onu belirtebiliriz. Ama hani genel grip için, soğuk algınlığı için hani alınabilir. Asıl hani COVID için önerilen vitaminler, genel olarak hani multivitaminlerin kullanılması. Evet. Mesela C vitamini. Biliyorsunuz bazı vitaminlerimiz suda çözünüyor, bazıları yağda çözünüyor. Mesela B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerden. ADEK vitamini de yani yağda çözünen A, D, E ve K vitaminleri hani o şekilde çözünen vitaminlerden. Şöyle ki bunun ne anlama geliyor? Çözünen B ve C vitamini biz idrarla atabiliyoruz. Yani karaciğerde depolanmıyor. Ve karaciğerimize toksik etki yaratmıyor. Ama A, D, E ve K vitaminleri bunlar atılamadığı için suyla idrarla atılamadığı için vücuda toksite dediğimiz etkisi yaratarak dönüyor. C vitamini Hocam sesim size net geliyor mu şu an? Bana kesik kesik geliyor ama. Sesim net geliyor mu şu an hocam size? bir gidiyor bazen. Şu an geldi mi? Bazen kesik geliyor da o yüzden Bana böldüm. geliyor, Özür benim dilerim. geliyor. Şu an geliyor değil mi hocam? Duyuyor musunuz? Sesim net geliyor mu hocam şu an size? Sesiniz gitti sanırım hocam. Allah Allah. Sizin sesiniz bana gelmiyor hocam. Hocamın sesi kesiliyormuş. Hocam mikrofonunuzu kontrol edebilir misiniz rica etsem? Tekrar yayın alacağım hocamı. Bekletme için özür diliyorum. Sanırım hocamın bağlantısıyla alakalı bir problem oldu. Sesiyle alakalı tekrar aldım. Hocam Evet. şu an net duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Sesim geliyor mu? Sizin sesiniz ve görüntünüz gitmiş sanırım. Katılımcılarımız öyle söylüyor. Şu an okeysek devam edelim. Çünkü tamam. Tamamdır. Tamam. Çok özür diliyoruz tekrardan kesinti için. Devam edelim hocam buyurun. Nerede kalmıştık? C vitamininde kaldık C sanırım. vitamininde kalmıştık. Evet. Aha, şimdi olmuş. Teşekkürler.
Tamam, sağ olun. Hı. Şöyle hani günlük ihtiyacımız 75-90 miligram dedik. Hani C vitaminini bu normal beslenmemizde alıyoruz aslında. Hani sebzemizi, meyvemizi düzenleyince. Hani özellikle kişinin bağışıklığı düşükse, hani sigara kullanıyorsa, hani ekstra kendisini daha iyi hissetmek istiyorsa C vitamini Hı. alabilir. Ama alınırken dozlara dikkat etmek lazım. Hani sorarak almak lazım. Mesela Hı bir hı. kapsül D vitamini, 1 kilo portakalın içindeki C vitamini toplanıyor. Yani hani aslında yüksek dozlar var. O Evet. yüzden hani mesela 500 miligramlık tabletler hani ya da kapsüller daha kullanışlı olur bu noktada. Mesela 1 Hı. miligramın üstünde ne zarar var derseniz hani böbrekte atılıyor. Hani idrarla atılıyor dedim. Hı. Böbrek taşına sebep olabilir. Hocam biraz da Her katılımcılarımızdan şeyin bir gelen dozu sorularla devam diyoruz etmek tekrar. istiyorum. Yayın mı, bağlantımız mı net gelmiyor? Duyabiliyor musunuz hocam şu an? Yine gitti ses. Şu an duyuyorum ama Geliyor mu, geliyor mu hocam? böyle bir ınkalara falan gelmedik. Hani istersen Ha onları tamam. artık Ben sesinizi almadığım sonra için bitti sandım. Tamam. Devam edelim hocam. dedim Hı. istersen Hı. soruları. Olur. Hı, olur. Devam edebiliriz hocam. Duyuyoruz. Hı. Ses gelmiyor sanırım yine hocam. Benim sesim size geliyor mu? Şu an duyabiliyor musunuz hocam? Hocamın sesini alabiliyor muyuz? Hocam sesim geliyor mu size? Tekrar aldım hocamı yayına. Hocam kulaklıkla rica etsem. Yine gidip gelecektir. Şu an duyabiliyor musunuz? Ben net alamıyorum sesinizi hala. Hocam şu an duyabiliyor musunuz? Sanırım. Bu arada yorumlara yine sorularınızı yazarsanız ben ileteceğim hocama. Daha interaktif olur konuşmamız.
Bir aksilik oldu şu an. Özür diliyorum tekrardan. Geldi mi hocam? Ben sizi duyuyorum. Heh geldi. Çok şükür. Tamam, Yani çok aslında bir şükür. şey de yapmadım ama teknik olarak kusura Teknik bakmayın yani olarak. gidiyor. Evet. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Devam edelim hocam isterseniz. Yayından gelen Aynen sorular inşallah. var. İnşallah Tamam. ileteceğim. Hı İnşallah tekrar yaşamayız bunu. hı. Hı, inşallah. Evet, hızlanırsak şöyle D vitamini de faydalı dedik. D Hı vitamini de hı. çünkü bağırsak ta olan emilimi sağlayan aynı zamanda bu tarz bağışıklık hücrelerinin reseptörü. Dediğim gibi hani COVID için de multivitamin kompleksleri daha faydalı. Yani multivitamin ne demek? Mesela sadece C vitamini yüksek doz almaktan ya da D vitamini yüksek doz almaktansa birkaç vitamini düşük doz şeklinde çeşit çeşit içerilen preparatlar var yani ürünler var. Hani onları almak daha iyi, daha faydalı. İçlerinde böyle hani çinko, magnezyum falan olanlar da var. Hani ona dikkat edebilirsiniz bu süreçte. Hani zaten ben çok düzgün besleniyorum, bağışıklığım iyi diyen kişi kullanmasın. Ama hani ihtiyaç duyan kişiler de multivitamin dediğim preparatlar, ürünleri alabilirler. Hani içinde karışık vitaminlerin olduğu düşük dozlarda olan vitaminler. Yine çinko da hani virüsün tutunmasını engelleyen bir mineral. Propolis'i hani duyuyoruz bir de. Propolis hani arıların ürettiği bir madde. Bu bayağı faydalı hani genel olarak bağışıklık için ya da boğaz ağrıları için. Ama hani dediğim gibi bunun da COVID'de bir kanıtı yok. Umka'yı sordum. Marka ismi çok hani söylememeye çalışıyorum ama hani sorulduğu için Bilindik, evet. söylüyorum. Pelargonium içeriyor içinde hani bitki olarak. O da Afrika sardunyası demek. Bu da hani faydalı bir şeyimiz, hani bitkimiz. Antiviral dediğimiz virüslere karşı, antibakteriyel dediğimiz bakterilere karşı özelliği var. Sadece mesela bunun da ne tarz sıkıntıları var? Mesela olabilir ya da hani karaciğer yetmezliği yaptığı 13 vakaya rastlanmış. Hani o Unka'yı da alıp böyle kutu kutu içmek zararlı onu diyelim. Ama Evet. hani günde bir defa sadece olmuyorsa içilebilir. Sambucus nigra dedik yine hani o da karamürver. Karamür var, evet. O da bayağı hani bu aralar gündemde olan bir şey preparat. Bağışıklığı şey yapan. Hocam biraz da gelen sorularla devam etmek istiyorum. Bir Söyle. katılımcımız herhangi bir enfeksiyon nedeniyle doktora gittiğinde bir antibiyotik yazmış. Antibiyotik kullanımı şu an COVID ile savaşırken bağışıklığımı düşürebilir mi diye sormuş. Yani Hangi antibiyotik antibiyotik? kullanımı Azitromisin mi acaba yazılan COVID yok, için? genel antibiyotiklerden bahsetmek istemiş sanırım. Şöyle ki hani virüs kaynaklı hastalıklarda normalde tabii hani antibakteriyel olan antibiyotiklerin kullanımı tedavi edici değil. Ama şöyle bir şey var, koruyucu amaçlı antibiyotiği ekliyorlar. Yani kişinin virüs kaynaklı enfeksiyonlarla savaştığı için hani bakterilere de şey oluyor, uygun oluyor sistem hani diğer mikroplara. Hani koruyucu amaçlı antibiyotik başlayabiliyorlar. Covid'de eklenen azitromisin mesela o da bir antibiyotik aslında. Hani bakınca koronavirüs bir virüs diyorsun. Hani niye antibiyotik Hocam var sanırım içinde? sözünüzü bölüyorum. Aksef'ten bahsetmiş, yazmış katılımcımız. Aksef'ten bahsediyormuş. Ceftriakson o muhtemelen koruyucu amaçlı yazılmıştır. Vermiş. Kullanımı bir problem olmaz o zaman. Yok hani doktor dediyse sıkıntı yok. Hani burada kafamıza Anladım. göre ilaç kullanmamamız önemli. Evet. Hocam peki tablet kurkuminleri öneriyor musunuz diye bir soru gelmiş katılımcımızdan. Kurkumin şey zerdeçalın etken maddesi. Hani zerdeçal olarak bildiğimiz bitkinin etken maddesi. O iki enzimlerini arttırıyor. ACE2 de hani şu an araştıranlar bilir. Hani
koronavirüsün bağlandığı reseptör, enzimler olarak geçiliyor. O yüzden hani şu an çeşitli hipotezler var. Yani eğer ACE2 artarsa o zaman hani koronavirüsün bağlanacağı yer de artıyor mu? Hani o yüzden zerdeçal zararlı olur mu diye. Şu anda hani kanıtlı bir şey yok. Ama şöyle diyebiliriz. Zerdeçalden fazla Hindistan'da yeniliyor. Ve Hindistan'daki vaka sayısı Türkiye'den fazla. Yani eğer hani COVID için faydası olsaydı muhtemelen herhalde Hindistan'da bu kadar yayılmazdı diyebiliriz. Propolis'in gıdalarla birlikte tok tutma özelliği var mıdır ve arı sütünün bağışıklığı güçlendirmeye bir etkisi var mıdır diye sormuş katılımcılarımız. Propolis'ten ben bahsettiğimde de şöyle dedim, hani işçi arılar dediğimiz arıların ürettiği, topladığı reçinemsi madde çok faydalı bir madde. Hani antioksidan dediğimiz vücudu zararlı maddelerden koruyan, sonra antibakteriyel, inflamatuar özellikleri olan madde. Covid'de şeyi yok, kanıtı yok ama normalde bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabilir. Özellikle mesela hasta olduktan sonra da mesela boğazınız ağrıyor. Hani propolis doğal olarak kullanılabilir yani ilk aşamada faydası olan güzel bir bileşik. Hocam, bağırsaklarımızın vücudumuzun ikinci beyni olduğunu bilerek ve sağlıklı bir sindirim sisteminin bağışıklık sistemimizi olumlu yönde etkilediğinin bilincinde olarak prebiyotik ve probiyotiklerin kullanımından biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Evet, şöyle hani önce kısaca probiyotik nedir, prebiyotik nedir onu söyleyelim Evet, isterseniz. daha net olur. Probiyotik özellikle bağırsaklarımızda olan faydalı mikroorganizmalar oluyor. Bu hani besinlerin parçalanması, emilmesi, bunlar üstünde aktif rolü olan faydalı mikroplar diyebiliriz vücudumuzdaki. Prebiyotik de onların besin maddeleri. Yani hani probiyotiklerin yiyip besleneceği, vücudumuzda sindirilmeyen çoğunlukla olan besinler demek. Probiyotik mesela hangi ürünlerde var besin olarak? Yoğurt, kefir, tarhana gibi besinler de var. Prebiyotik de mesela sarımsak, soğan gibi hani besinler de var. O yüzden bunları yemek faydalı. Hani bağışıklıkla ilişkisine gelecek olursak da bizim bağırsaklarımızda mukus hücreler var. Hani mukozal savunmaya sebep olan. Hani bu da immün sistemin bir çeşidi aslında. Hani bağışıklığımızın bir sistemi de mukozal savunma dediğimiz bağırsaklardaki mukus hücrelerinin ve mikroflora dediğimiz o bakterilerin ürettiği şey, savaş, hani ürünler. O yüzden hani probiyotik ve prebiyotik kullanımı önemli. Ama hani burada yine hani tekrar ediyorum, her ürün, her preparat faydalı ya da her probiyotik faydalı diye bir şey yok. Zaten hani bunların belli etkenleri kanıtlanmış. Mesela Saccharomyces boulardii ya da hani Lactobacillus reuteri içeren formu eczanelerde satılanlardan. Hani beslenmeye dikkat edilerek yoğurt günde 2 kase yenilebilir mesela, ama bağışıklık için faydası var. Pişirerek diye sormuş bir katılımcımız. Yine aynı derecede faydalı mı demiş soğan ve sarımsak için. Pişerken etkisini kaybeder mi demek istemiş sanırım. Yani tabii çiğ hali daha faydalı. Hani daha fazla şey var, mikroorganizma, faydalı mikroorganizma. Ama piştiğinde de azalınca da olsa tabii, hatta şey derler halk arasında, sarımsak soğan antibiyotiktir derler, hani yiyin falan. Hani o da buradan gelir yani. Hocam bir katılımcımız da bağışıklık sisteminde B12 vitamininin rolü nedir ve kilo aldırdığı söylemi ne kadar doğrudur demiş. Burada ben de birkaç bir şey katmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi takdir edersiniz ki B12 vitamini yani diğer manada siyanokobalamin değil sadece B grubu vitaminlerini iştah açıcı olarak söylesek yanlış olmaz. Bu manada önemli olan vitaminlerimizi ne zaman ve ne kadar miktarda aldığımız. Fakülteye girdiğimizde başlangıcında Paracelsus, botaniğin babasına ait bir söz, ilacı zehirden ayıran dozudur diye. Şayet kişi kilo almak istemiyorsa yemeklerden sonra tok karnına alması kilo alımını
azaltacaktır diye düşünüyorum. Sizin fikirleriniz nelerdir? Şimdi B12'de hani yine suda çözünen bir vitamin. Evet. Bağışıklık sistemi üzerinde etkisi var. Bağışıklık hücrelerinin üretiminde etkili. Ama daha çok hani nörolojik belirtiler dediğimiz işte nöropati gibi hastalıklar, işte uyuşukluk, halsizlik, işte unutkanlık gibi hani durumlarda B12'yi daha çok tercih ediyoruz. Bu yüzden de o iştah meselesini de o şekilde bir eşleştirmişler ama aslında mantık şu, hani anemi ya da halsizlik, yorgunluk, unutkanlık olduğunda kişinin hani iştahı azalmış oluyor. Hani çok yiyemeyebiliyor. Sağlıklı hale geldiğinde de hani vitamin takviyeleri aldığında ve hani normal vücut işleyişi devam ettiğinde de aslında iştah yerine geliyor. Ve kişi iştahının arttığını düşünüyor. Aslında normal iştah yerine gelmiş oluyor. O yüzden hani vitaminin direkt iştahı arttırıcı özelliği yok. Ama hani sağlıklı olmanıza sebep olduğu için normal iştahınızı geri katıyor. Anlatabildim mi? Hani o Evet. açıdan dikkat etmek lazım hani. Gelen sorulardan devam edelim isterseniz hocam. Yine ketojenik ve glutensiz beslenme bağışıklık sistemini güçlendirir mi diye sormuş bir arkadaşımız. Glutensiz beslenme. Yani hani şöyle hani ben kendi fikrimi söyleyeyim. Hani direkt işte sadece bitki vejetaryen ya da hani sadece hayvansal gıda ya da sadece ketojenik glutenli hani gıda beslenmesini hani doğru bulmuyorum bağışıklık açısından. Hani vücudumuzun her maddeye belli dozlarda ihtiyacı var. Yine hani gluten içeren şeyler hani bu tarz besinlerde dozunda ya faydası olarak kullanılmalı diyebilirim. Direkt öyle. Yine gelen soruyla devam edelim hocam. Bağışıklık sistemimizin yükselmesi için sahurda ve iftarda önereceğiniz besinler var mıdır demiş. Yani şimdi hani ben diyetisyen değilim. Hani beslenme olarak hani çok detaylı bilgi değildi. Hani ben daha çok böyle hani sağlık açısından önemli şeyleri hani tekrar edebilirim, size söyleyebilirim. Bunun için de hani sahurda yani hani probiyotik bağışıklık güçlendirme, az önce de bahsettiğim noktalardan yoğurt, hani diyetisyenler de herhalde böyle diyordur. Evet. Yoğurt, süt, hani bu tarz kalsiyum içeren işte kefir varsa hani probiyotik içeren şeyleri yemek, sonra dengeli beslenmek, yeşillik, Akdeniz tipi şeyler, domates, salatalık falan hani o tarz şeyler yemek ve hani sahurda değil de hani sahurdan önceki süreçte en az birkaç porsiyon meyve yemek, hani 1, 2, 3 olmak üzere hani meyve yiyerek hani dikkat edilebilir. Ve buradan şeyi de ekleyeyim. Hani bağışıklığımız üzerinde beslenme çok önemli dedik. Bir de uyku düzeni çok önemli. Hani Evet. yetersiz ve uyumamaya da dikkat etsin insanlar. En az 8 saat uyumayı öneriyor uzmanlar. O yüzden hani uykunuzun kalitesine, hani düzenine dikkat edebilirsiniz. Bir de hafif egzersiz. Hani evdeyiz gerçi, genel olarak hani çıkmıyoruz ama en azından evde hafif egzersizler, camı açarak temiz havada hani gelgitler yapılabilir, hareket edilebilir. Hocam uykusuzluk şu an genel sorunumuz sanırım. Hani gecemiz gündüzümüz karıştı. Gündüz uyuyoruz, gece ayaktayız. Bu da Uykusuzluktan bağışıklığı ziyade oluşuyor uyku etkilerle. düzeni Evet, bozukluğu bozuldu herhalde. evet malum. Evet, etkiliyor bu durum maalesef bağışıklığı. Hani hücreler biliyorsunuz hani uyuyunca bizim hücrelerimiz yeniliyor. Bazal hücre, bazal metabolizma ortaya çıkıyor, Evet. dinleniyor. Hani Evet. bu yüzden de melatonin denilen bir hormon var. Hani Evet. akşam karanlıkta salgılanan. Evet. Hani onun salınması için aslında karanlıkta geceleri uyumak, hani düzenli bölünmeden uyumak daha faydalı. Ama uykusuzluk, uyku düzeni de şu an maalesef mevcut. Hocam yine gelen sorularımızdan B12 vitamini eksikliğine karşı neler tüketilebilir diyor sayın katılımcımız. B12 eksikliğine neler tüketilebilir? Tüketilebilir. Et,
süt, hani daha çok hayvansal gıdalar, yumurta, Hı peynir, hı. ciğer mesela, ciğer de hani bayağı var. Hani bu tarz protein ağırlıklı besinler şey yapılabilir, tüketilebilir. Hani B12'ye dedik ama hani aslında o B vitamini bir komplekstir. Hani Evet. genelde B1, B6, B12 birlikte hani verilir. O tarz preparatlar önerilir. Hani ona da dikkat etmek lazım. Hani B12 sadece alacaksanız, hani tek formunu alacaksanız daha çok unutkanlık ve nörolojik hani şeyler için almak lazım. Hocam bende de eksikliği var bayağıca ve şey kırmızı ete de karşı çok sevemiyorum. Alternatif düşünen izleyicilerimiz varmış. Alternatif neler tüketebiliriz bu manada? Yani hani et, ciğer yiyemiyoruz diyorsanız, hani dediğim gibi yumurta, peynir, süt, yani hani söyleyebiliriz. Başka yok. Yani Anladım. B12 için en fazla bunlar da, hani diğer şeylerden ziyade. Hocam kan eksikliğinde, vitamin eksikliğinde saç dökülmesini etkiler mi demiş kanımızın azlığı Evet, seyircimiz. Latince'de biz buna anemi diyoruz, hani Evet. kansızlık. Kansızlık bu dediğimiz tabir içeriğinde bir barındırıyor. Mesela demir eksikliği bir çeşidi. B12 eksikliği bir çeşidi. Yani demir eksikliği de hani vücudumuzda demir çok fazla oluyor. Onun eksikliği de saç falan o tarz şeyleri de etkiliyor ve saç dökülmesine de sebep oluyor ciddi oranda. Tabii tek o değildir ama Anladım. hani onun etkisi var. Anladım. Hocam bir de plasebo nedir diye sormuştu bir izleyicimiz. Üstlerde kalmış biraz da yeni yeni fark ediyorum. Plaseboyu merak etmiş. Plasebo aslında şu demek, hani olay algısından hani anlaşılacağı üzere aslında etkisi olmayan bir şey ama hani kişi onu kullanınca psikolojikmen iyileşeceğini düşünüyor. Mesela hani bunu şöyle yapıyorlar. Acile gidiyorsunuz, kendinizi halsiz, yorgun hissediyorsunuz ama mesela bir şeyiniz yok. Doktor hani bakıyor, bir şeyiniz olmadığını söylüyor ama hani direkt böyle söylerse siz kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Bunun için atıyorum bir izotonik serum takılıyor. Yani normal, hani içinde ilaç olmayan bir şey. Kişi psikolojik ben hani ben kendimi iyi hissediyorum, iyileştim diyor. Ya da hani bunu başka örneklerde de hani düşünebilirsiniz. Ben bunu ekinezya için vermiştim. Hani ekinezya içip kendisini psikolojikmen iyi hissedip hani bağışıklığını hissedenlerle normal hani hiç kullanmayan insanlar arasında bir çalışmada hiç fark görülmemiş yani hani. Onu demek istedim. Hocam bir de uzun yıllardır yaşamadığımız ve ilk defa yaşıyoruz dediğimiz bir pandemi sürecindeyiz. Bu dönemde belki seyircilerimiz arasında kronik hastalığa sahip olanlarımız vardır. Belki 65 yaş üstü yakınları olanlar vardır. Onların bağışıklıklarını olumsuz etkileyecek ne gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler? Bu durumda neler yapabilirler? Biraz daha onlara yönelik bilgiler vermek istiyorum. Şöyle hani kronik hastalık deyince öncelikle ne anlıyoruz? Bunu da hani söylersek işte sürekli olan bir kişinin sürekli yaşadığı hastalık hali. Mesela diyabet, hipertansiyon, kalp, kanser, astım, KOAH gibi hani akciğer hastalıkları. Burada hani şöyle vücut o hastalıkla savaştığı için sürekli bağışıklığı da daha düşük olabiliyor. Mesela hani diyabet hastalarında şeker biliyorsunuz kanda fazla şekerin olması. Şekerde mikroorganizmaların en temel besini. Hani o yüzden dışarıdaki enfeksiyon mikroorganizmalarda hani diyabetli hastalarda o yüzden daha risk altında oluyor. Tabii hani ilacını düzenli kullanılan, şeker oranı düzgün olan kişilerle hani kullanmayanlar arasında da çok fark var. Yapılan çalışmalarda hani daha çok 50 yaş üstü vakalarda zaten hani ağır görüldüğü görülmüş bu COVID virüsünün de hastalığının ve daha çok erkeklerde %58 oranında erkeklerde olduğu görünüyor. Hani bunu da laf arasında belirtelim.
Hani mantık bu, hani kronik hastalıklarda o bağışıklık zaten düşük olduğu için hani daha çok dikkat etmek gerektiği için ekstra bu hastalıkta da dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela astım hastalığında zaten kişi nefes alıp vermekte zorlanıyor. Hani koronada nefes darlığı yapıyor kişi, o yüzden daha zor duruma düşüyor. Akciğerleri tutuluyor ve hani riskli gruba giriyor. Entübe dediğimiz yoğun bakım hastaları olması gerekebiliyor. Hani önlem koruyucu olarak evden çıkmalar zaten 65 yaş üstü yasak. Hani hastalıklar ama Evet, mümkün yasak. olduğunca çıkılınca da eldiven, maske, hani evde sosyal izolasyona dikkat etmek, hani sık sık elleri yıkamak, beslenmeye, harekete, uykuya dikkat etmek öneri olarak, koruyucu olarak verilebilir. Ve ilaçlarını düzgün düzenli kullanmak. Evet, onlar çok önemli. Hocam, Evet. sarımsak ezildikten sonra ortaya çıkan ailesin enzimeninin avantajı ya da dezavantajı var mıdır diye soruyor bir izleyicimiz. Eğer iyi bir durumsa, yani faydaysa, neden kesinlikle sarımsağı ezmeyin diye duymuş da izleyicimiz onu soruyor. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani vitaminler, mineraller ya da besinlerde hani olan bir vitamin, bir mineral hani çoğunlukla ne kadar az darbeye, ne kadar az ısıya maruz kalırsa o kadar kendisini korur. Hani o yüzden soğan, sarımsak da pişirildiğinde nasıl azalıyorsa hani etken maddesi darbeyle, yani ezilince de hani o faydalı olan bileşikler azalıyor. Hani o yüzden hatta yeşillikler için bile çok fazla doğramayın derler. Hani Evet, içindeki metal minerali kullanmayın. falan gitmesin derler. Evet. Hani o yüzden. Hocam, bir de bir arkadaşımız anemisi varmış. Tablet ve iğne kullanmasına rağmen yine dönem dönem kansızlık yaşıyormuş. Bu durumda hocamız ne önerir diyor. Teşekkürlerini sunuyor tekrardan. Evet, şimdi hani tabii detaylı bir inceleme yapmak lazım ama hani muhtemelen katılımcımızda kronik hastalık anemisi dediğimiz olay var. Yani o anemisi hani sürekli tekrar et, demir alıyor semptomatik olarak ama asıl neden çözülmediği için tekrar ediyor ve devam ediyor. O yüzden hani detaylı tahlil gerekebilir. Mesela belki hani kemik iliğinde demir üretimi yapan hani al yuvarlarımız, onlarla ilgili bir ilaç kullanması gerekebilir. Ya da hani başka ek hastalığı varsa onları çözmek gerekebilir. Hani de şöyle kronik hastalık varsa, hani altta yatan al yuvarları üreten bir yerde bir sıkıntı varsa, ne kadar demir alırsanız da o semptomatik, yani anlık tedavi olur. O yüzden hani en azından o anlık krizleri yaşamaması adına ilaçlarını düzgün kullanması, hani beslenmesine dikkat etmesi, ciğer vesaire demir olan besinleri yemesini önerebiliriz. Zorla da olsa sağlık için mecbur tüketmeliyiz. Evet, ama hani düzenli bir doktor kontrolü. Kontrolü önemli. Hocam, bir de hep bu zamana kadar bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz, diririz konuştuk. Nasıl ayakta tutarız, daha sağlamlaştırırız. Biraz da nasıl düştüğünü, bağışıklık sistemimizin zayıfladığını, sinyallerini bedenimizden gelen ne tür uyarılarla algılarız? Bundan bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi güzel bir soru. Evet, hani hep Evet. bağışıklığımız yükselsin, bağışıklığımız iyi olsun. Ama hani peki bağışıklığımız düşükse biz bunu nereden bileceğiz? Hani hangi Aynen. belirtilerimiz var? Evet. Mesela şuradan çıkarabiliriz. Hani kişi sürekli üst solunum yolu enfeksiyonunu geçiriyorsa, hani kışın 3-4 kere en az bir soğuk algınlığı, grip vesaire hani bir enfeksiyon geçiriyorsa, ondan sonra bağışıklık düşükse fırsatçı organizmalar dediğimiz enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden de mesela mantar enfeksiyonları tekrar ediyorsa bu da bağışıklıkla ilgili olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa, hani çözümlenemiyorsa bu bir sebep olabilir. Yine kişi kendisi vücudunda sürekli yaralar, sebebi olmayan hani uçuk, aft dediğimiz pamukçuk gibi hani şeyler
çıkarmışsa, hani bunlar hatta uçuğu bilirsiniz, siz çok stresli olunca Evet. bağışıklığınız düşer ve hani Evet. direkt yara olarak ortaya çıkar. Hani bu tarz belirtiler. İshal demek ki, ishalde de vücudumuz o an bir enfeksiyonla savaşıyordur ki onu atmaya çalışıyordur olarak düşünün. Hani bu da belirti olarak düşündürebilir bize. Hocam ağız yaralarından bahsettiniz. Aftla normal yarayı nasıl ayırt edeceğiz? Yani bazı ağız yaraları sindirim sistemi, iç organlardan gelen sinyallerle olabiliyor ya. Farkı nasıl ayırt edebiliriz? Bağışıklığımız mı düştü yoksa başka bir organımız mı sinyal veriyor? Yani şimdi hani bağışıklık için tüm yaraları dahil edebiliriz öncelikle. Hani vücutta gereksiz çıkan hani tüm yaralar bağışıklık kaynaklı olabilir. Ama yani aft, özellikle pamukçuk dediğimiz böyle hani dudağın kenarında ya da üstünde çıkan böyle beyaz, hani pamuğa benzeyen, içi iltihap dolu, ağrılı hani şeyler, asıl hani onun mantar enfeksiyonu olduğunu gösteriyor. Onlar tabii aşırı, hani mesela genelde kemoterapi alan kanser hastalarında da hani bağışıklık çok düştüğü için o tarz aft dediğimiz yaralar ortaya çıkıyor. Hatta bunun için karadut şurupları falan öneriliyor. Evet. Hani oradan yine kendinizi kontrol edebilirsiniz. Benim şarjım bitmek üzere, bu arada şarja koyayım ama inşallah sesim gitti. Hocam zaten son 5 dakikamız sanırım. Genel ekstradan katmak istedikleriniz varsa dinleyebiliriz. Şöyle ki, yani hani genel olarak hani toparlarsak bağışıklık güçlendiriciler COVID ile ilgili. Hani sosyal izolasyon, kendimizi korumamız, beslenme, uyku, egzersiz, hareket, moralin, motivasyonun yüksek tutulması, serotonin, endorfin hormonları, bunlar bağışıklığı yükseltiyor. Hani bunlar öncelikle hani önereceğim şeyler. Hani takviye olarak da tekrar ediyorum, hani ekranlarda çıkan, sürekli duyduğunuz bağışıklık takviyelerini aynı anda kullanmayın. Hani bir tane, günlük bir tane tercih edebilirsiniz. Beslenmenizi de ayarlamaya çalışın. Hani doktorunuza, eczacınıza da sormadan almayın. Bu koronavirüs içinde hani özellikle hani çok kısıtlanmış çalışma yok. Ama multivitaminlerin faydası hani olduğu görünüyor. Hani çeşitli özellikle B, C, vitamin, magnezyum içeren böyle toplu multivitaminler var. Hani onlar kullanılabilir. Ve hani diğer mesela soğuk algınlığı için, boğaz ağrısı için de yayında bahsettiğimiz diğerleri tercih edilebilir. Saygıdeğer hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Eminim ki katılımcılarımız için de çok faydalı olmuştur. Gerek size, gerek de katılan tüm arkadaşlarımıza, katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürüm de bize bu güzel fırsatları veren, yol gösteren SİHAT Başkanımız Sayın Taha Talman hocamıza. İnşallah farklı bir bakış açısıyla, farklı konularla yine Sihat canlı yayınında başka bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diyorum şimdiden. Ben teşekkür ediyorum hem davetiniz için hem de katılımcılarımıza dinledikleri için. Hani ekstra soruları olursa hani mail adresim paylaşılabilir. Hani soruları alabilirim. Olur hocam. Ekstradan sorularınız yine olursa soru kısmında tekrardan cevaplayabiliriz isterseniz. Allah'a emanet olun. Ramazanlar. Görüşmek üzere. Tamam.